Yine basit sözde sınıfları anlatmaya devam ediyorum ve o yüzden dört tanesini bu derste paylaşacağım sizinle. Bunlar genelde link etiketi ile ilgili sözde sınıflar kullanılan. Active, Link, Visited ve Any Link. Burada Active ee, o an seçilmiş olan linki temsil ediyor. Link... Henüz ziyaret edilmeyen linkleri seçmemizi sağlıyor. Visited adı üstünde de zaten ziyaret edilen linkleri seçmemizi sağlıyor. Ve e, any link ise geçerli a etiketleri olanları seçmemizi sağlıyor. Aktifle ile başlayalım. Class link 1 diyelim atıyorum. Birinci link diyelim. Şimdi burada link 1 aktif olduğunda arka plan rengini sarı yap. Aslında bunun fokustan bir fark yok. Tıklıyorum. Sadece fokusta burada bıraktığımda yine kalıyordu herhangi bir yere tıklayana kadar. Bu o an tıkladım ve bitti. O kadar. Bakın fokus olduğunda işe yaramıyor. O an ona tıklıyor olmam gerek. Aktif tamamen bu işe yarıyor. Bir HR atalım. Devam ediyorum. Link 2 ile link ney henüz ziyaret edilmeyen linkler değil mi? O zaman nav etiketim içerisinde birkaç farklı link ekleyelim ve deneyelim. Mesela ne olabilir? prototurk.com'u yazalım. prototurk.com'u ben ziyaret ettim. prototurk.com Ondan sonra <laughs> işte typhoon.net diyelim. Tayfun.net typhoon Bilmem. Ne nokta net diyelim artık o kadar da. Şimdi otomatik olarak tarayıcını zaten ziyaret edilen linkleri bu mor renkte, ziyaret edilmeyenleri mavi renkte seçtiğini görüyorsunuz. Ben bunu kendim ayarlamak istiyorum şimdi artık. Nedir? Henüz ziyaret edilmeyen linklerimin rengini ne yapayım? Ee, Tomato yapayım. Domates renginde. Gördüğünüz gibi Tayfun neti ve bilmem ne nokta neti daha önce ziyaret etmemişim. E bir de şey kullanalım. Visited. Link 2'lerde visited olan ziyaret edilenleri de artık rengini bunun gri olarak gösterelim. Bakın bunlar benim ziyaret ettiklerim. Yani ben şuna tıkladığım zaman artık ne oldu? Aynı şekilde buna tıklayayım. Bu herhalde şeyden dolayı, hani böyle bir sayfa olmadığı için ziyaret de etmiş kabul olmuyorum anlaşılan. Ama siz benim demek istediğimi anladınız. Yani atıyorum şu işte typhoon.net/slash/index.php diyelim. Ha bakın yine sıkıntı yok. Burada yine olmayana gidemediğim için. <laughs> Ama burada mesela google.com yazsaydım. google.com diyelim. Gördüğünüz gibi ziyaret ettiğim link olduğu için artık ne yaptı? Bunu şuradaki visited'ımın içerisinde uygulamış olduğum stil işlemlerini aldı. Any link'e bakalım bir de en son ve bu dersi de sonlandırmış olalım. Şöyle ki bir tanesinde işte gerçekten bir link adresim var diyelim. Diğer bir A etiketim href değeri boş olsun. Ve diğerinin ise hiçbir şey olmaz. Şimdi burada eğer şöyle yaparsanız A etiketini seç ve arka planı lime yap derseniz hepsini seçer. Yani bunun href değeri olmadığı halde bile. Ama şunu yaparsanız burada nav a any link sadece link olanları seç derseniz o zaman şu ilk ikisini seçiyor gördüğünüz gibi ama üçüncüsünü seçmiyor çünkü hedef değeri olmadığı için bunun artık linklik bir şeyi kalmamış buraya link 3 yazıp diğerlerini etkilemeyecek şekilde yapalım isterseniz evet bu şekilde de en link'le link olma potansiyeli olan bütün etiketlerimizi seçebiliyoruz.